İşte çaylar geldi. Kırmızı başlıklı kız, Pinokyo, Cinderella, Pamuk Prenses, bütün masalları satırı satırına ezberledim. Aa, masal mı? Ne masalı? Ne diyorsun anne sen? Bütün masalları ezberledim diyorum. Neden? Torunuma her gece bir tanesini anlatmak için elbette. Ama masal anlatacak torun nerede? O abin olacak hayırsız, ne kendisini düşünüyor ne de beni. Ne de beni. Ah, ben bakarım. Torunuma anlatırım diye bin bir gece masallarını bile ezberledim. Her gece bir masal anlatsam bin bir gece tam 3 sene eder. Anne bak kim geldi. Evet bilin bakalım kim geldi Menkıbe Hanım teyze. Bakın Mazrake Bey, siz daha evvel bu işi yaptığınızdan emin misiniz? Tabii canım, sadece biraz mekanı yadırgadım o kadar. Ruslan Allah aşkına gel artık ya, Ruslan. Yaşasın, hoş geldin ruhum. Pek hoş bulmadık canım. Efendim? Birdenbire mekana alıştım da onun için sevindim. Özür dilerim hayatım ama durumu biliyorsun. Yağmura bağımlı bir hayatım var. Hadi bakalım, şimdi patrona numara nasıl yapılırmış onu gösterelim. Evet Mazrake Bey, sizi bekliyorum. Şimdi ellerini boşluğa uzat, hareket yap. Ama bunu nasıl yaptınız? Ruslarla, yani meslek sırrı söyleyemem. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim, tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. İşe alındınız. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ne yapıyorsun sen öyle? Bu benim uğurumdur. Her gösteriden sonra ben bunu yaparım böyle. Buyurun Menkıbe Hanım teyze. Tepsiye çay bardakları koymayı unutmuşum. Bence en iyisi bu anne. Reyhan'ı allayıp pullayıp abime götürelim. Sonra beraber 2 kol sende, 2 kol bende, 4 koldan baskı yaparak Reyhan'ı abimle evlendiririz. Evet evet. Şimdiye kadar bulduğumuz şeylerin içinde en iyisi bu. Hem Reyhan biraz salak da olsa tam benim istediğim gibi bir gelin. Hürmette kusur etmez bana. İçimde bir his var anne. Sanki bu kez bu iş olacak. Ah, i̇nşallah, inşallah. İnşallah. İşte çaylar. Ay bu sefer de bardaklara çay koymayı unutmuşum. Hayatım hareketleri birlikte yapmamız lazım. Yani senkronize olmalı. Tamam mı? Hayatım bir daha yapalım. Tamam. Ba ba bam. Wow. Şapkayla tavşanı al geliyor. Valide Sultan geldi. Hoş geldiniz. Aslında şunları da sonsuza kadar şapkanın içine sokmak en güzeli. Evladım bu evin hali ne böyle? Ne oluyor burada? Eviniz Ali Baba'nın çiftliği gibi olmuş Mazhar Bey. Menkıbe Hanım'ın çiftliği olmasındansa iyidir. Bunlarla ben antrenman yapıyorum da. Antrenman mı? Ne antrenmanı abi? Artık özel bir ekipte sihirbaz olarak çalışacağım. Doğum günleri, sünnetler, mezuniyet kutlamaları filan. Kısacası karşınızda illüzyonist sihirbaz Mazrake. Neden o minik kuşum? Senin elinde gül gibi mesleğin var ya. Artık yok, ajansta işler bozuldu. Biz de ikinci bir emre kadar işsiz kaldık. Ne yapayım, ben de sihirbazlık işini buldum. O zaman ben de sizin yardımcınız olayım Mazhar Bey. Hani sihirbazların bayan yardımcıları olur ya, ne dersiniz? Evet evet, aslında fena fikir değil. Zaten tiyatronun sahibi bana bir yardımcın var mı diye sormuştu. Ekmeğin yaşınsın sihirbaz çırağıldım. İyi halt ettin. Mazhar'cığım, buradaki bazı kişilerin varlığı benim fena halde sinirlerimi bozmaya başladı. Bu yüzden ben gidiyorum. Tiyatroda görüşürüz canım. Ha, bu arada bu salağı da söyle, kendine bundan bir pay çıkartmasın sakın. Belki böylece ikisi de aynı ortamda bulmayacağından yakınlaşırlar. Mazhar da bizim de gaz vermemizle Reyhan'la evlenebilir. Vallahi doğru söylüyorsun anne. Şans bu sefer bizden yana. Demedim mi ben sana bu sefer bu iş olacak diye? Merhaba Firdevs, ne haber? Haberler bitti mi Fit Bey? Hava durumu başladı. Ne olmuş buraya böyle? Hoş geldin kanka, antrenman yapıyoruz, sihirbazlık. sen daha iş bulamadın mı? Biz bulduk da. Yok, bu tartışım dendim ama başarılı olamadım. Ya bütün gün sadece 2 kişi tartıldı. Onlar da bütün 5 milyon verdiği için para kazanamadım. Üzülme kanka, üzülme. Patron bir palyaçoya ihtiyaç olduğunu söyledi. Hadi ya.
Tamam kanka, kabul ediyorum. O zaman sen de yarın tiyatroya gelip çalışmaya başla. Tamam, anlaştık kanka. Ay. Ay, Menkıbe Hanım duydunuz mu? Önder Bey iflas etmiş. Bundan sonra görür gününü bakalım. Yalnız unutmayınız ki Gazanfer Bey, benim minik kuşum Masar da bu yüzden işsiz kaldı. Evet, doğru tabii. Özür dilerim. Masar Bey oğlum, iş buldun mu bari? Buldum baba, illüzyonist oldum. Ha, demek ki o yüzden ev bu halde. İyi bari, hiç yoktan iyidir. Ben sihirbaz yardımcısı oldum. Kanka Bey de fayacı oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacını.